Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte canınız her lahmacun çektiğinde gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz tava böreği tarifi paylaşacağım. İncecik dokusuyla, kabarmaları doymayan görüntüsüyle ve iç harcının lezzetiyle gönlünüzü fethedecek bir börek tarifi. Umarım sizler de benimle birlikte bu börek tarifini dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Böreğimizin hamuru için un, tuz ve su kullanıyoruz. 200 milimlik bardak ölçüsü ile 5 su bardağı unu yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra tuz ve unu iyice karıştırıyorum. Un ve tuz iyice karıştıktan sonra yine 200 milimlik bardak ölçüsü ile oda ısısındaki suyu parça parça olacak şekilde una ilave ediyorum. Lütfen birden ilave etmeyelim. Yavaş yavaş ilave edelim. Her unun su alma kapasitesi markasına ve cinsine göre değişkenlik gösterecektir. O yüzden sizler de benim gibi suyu yavaş ilave etmeye dikkat edin. Su miktarı kafi. Ben sürekli yapıyorum bu hamur tarifini. Mutlaka birebir ölçülü oluyor. Şimdi hamuru iyice toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve Yaklaşık 5-6 dakika boyunca tezgahta pürüzsüz, güzel bir dokuya ulaşana kadar yoğuruyorum. Lütfen unu çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Tezgaha bir miktar ve hamurun üzerine bir miktar daha un serptikten sonra katlayarak hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Pürüzsüz, güzel bir dokuya ulaşana kadar yaklaşık 5 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum. yeteri miktarda yoğurmuş olduğum hamuru silindir hale getiriyorum ve parçalara ayırmaya başlıyorum. Göz kararı tavanızın ya da kullanacağınız sacın büyüklüğüne göre parçalara ayırabilirsiniz. Parçalara ayırmış olduğum hamurun her birini aynı boyutta olacak şekilde yaklaşık küçük bir yumurta boyutunda bezeler haline getiriyorum ve unlamış olduğum tepsiye yerleştirip bu şekilde üzerlerini kapatıp yaklaşık 20 dakika boyunca dinlendiriyorum. Kullanacağımız hamur mayasız olduğu için en az 20 dakika boyunca dinlendirip hamurumuzu kolaylıkla açabiliriz. Şimdi üzerine bir poşet geçiriyorum ve hamur bir kenarda dinlenirken hızlıca iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Böreğimiz lahmacun tadında olacağı için lahmacunda kullanılan sebzeleri kullandım. Soğan, sarımsak, kapya biber, yeşil biber, domates ve maydanoz tercih ettim. Sizler sevmediğiniz sebzeleri içerisinden çıkartabilirsiniz. Bir adet büyük boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet büyük boy sulu domates. Yeşil yerlerini alıyorum. Kabuklarını bırakıyorum. 10-15 dal kadar maydanoz. 2 adet küçük boy kapya biber ve 2 adet acı Charleston biberi de içerisine ilave ettikten sonra bütün sebzeleri incecik olana kadar çektiriyorum. Sebzelerin inceliği bu şekilde oldu. Şimdi uygun bir kasenin içerisine 300 gram az yağlı dana kıyma ilave ettikten sonra çektirmiş olduğum sebzeleri de içerisine aktarıyorum. İç harcını lezzetlendirmek için 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon ilave ettikten sonra tüm malzemeleri yoğurarak bir bütün haline getiriyorum. Ve dana kıyması az yağlı olduğu için içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyorum ve sonrasında iyice yoğuruyorum. Evet bütün malzemeler iyice karıştı gördüğünüz üzere bir bütün hale geldi. Şimdi üzerini kapatıyorum ve iç harcını buzdolabına aldıktan sonra tüm gözleme hamurlarını açmaya başlıyorum. Gözleme hamurlarını açarken çok fazla un kullanmamaya dikkat ediyorum. Tezgaha ya da oklavaya yapışmadıkça un ilave etmeyi tercih etmiyorum. Lütfen sizler de çok fazla un kullanmayın ki Hamurunuzun dokusu bozulmasın. Böreklerinizi olabildiğince ince açmaya özen gösterin. Yufkayı inceltebildiğim kadar inceltiyorum ve içerisine iç harcını yerleştirdikten sonra böreklerin her birini hazırlıyorum ve hazır vaziyette bekletiyorum ki pişirirken hızlıca ve kolay olsun. Hamurun yarısına 2 tatlı kaşığı dolu dolu olacak şekilde iç harcından yerleştiriyorum ve kaşık yardımı ile ince bir zemin olacak şekilde yaydıktan sonra böreği katlıyorum. Katlamış olduğum böreğin yan kısımlarını parmaklarımla bastırarak iyice yapıştırıyorum. Çok fazla un kullanmadığım için oldukça kolay bir şekilde yapışıyor gördüğünüz gibi. Son olarak da rulet yardımı ile kenarlarını kesiyorum ve börekleri bir kenara kaldırıyorum. Hamurlar oldukça kolay açılıyorlar. Hızlı hızlı her birini açıp mutlaka sofra bezinin arasına yerleştirmeye özen gösterin. Açıkta kalırsa gözlemeleriniz mutlaka kuruma yapacaklardır ve pişerken istediğiniz gibi kabarmayacaklardır. Gözlemelerinizin iç harcını ilave ederken mutlaka her defasında karıştırmaya özen gösterin. Çünkü suyu ve yağı alt kısmı akacaktır ve lezzet orantısı olmayacaktır. Mutlaka karıştıralım ve iyice karıştırdığımız iç harcını dilerseniz kaşıkla dilerseniz el yardımı ile ince bir zemin halinde yayalım. Hamuru ikiye katlıyorum ve tekrar gördüğünüz üzere parmak uçlarımla dikkatlice ve sıkı sıkı olacak şekilde bastırıyorum. Fazla kısımlarını rulet yardımıyla kestikten sonra bu gözlemeyi de yine sofra bezinin arasına yerleştiriyorum. Evet, size anlattıklarımı uyguladığımı göstermek istedim. Gördüğünüz üzere sofra bezinin arasına yerleştirip özelliklerini başka bir sofra bezi ile kapattıktan sonra tüm gözlemeleri hazır hale getiriyorum ve artık pişirme aşamasına geçmek istiyorum. Sizlere vermiş olduğum oranlarda toplamda 16 adet gözleme elde ettim. Sizler daha büyük gözlemeler yapıp daha Az gözleme adeti çıkartabilir ya da fazlasını buzluğa atıp dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtarak tüketebilirsiniz. Evet, bütün gözlemeleri hazırladım ve sofra bezinin arasına yerleştirdikten sonra gözleme tavasını ocağa alıyorum ve iyice ısıttığım tavanın üzerine gözlemeleri oklaba yardımıyla yerleştiriyorum. gözlemelerin üzerine eritilmiş tereyağından birkaç damla damlatıyorum ve böylelikle çevirirken mutlaka iki tarafa da bu işlemi yapıp güzelce kızarmasını sağlıyorum. Son olarak da üzerine bir kapak kapatıp kısık hararette ağır ağır gözlemeleri pişiriyorum. İçinde etli bir harç olduğu için bu şekilde bakın hafiften kabarmaya başladığında mutlaka gözlemeleri çeviriyorum ki içindeki et Çiğ kalmasın. Gözlemelerin her iki tarafında bu şekilde çevirerek yaklaşık 6 dakika kadar pişirdim. İç harcının artık pişmeye başladığından emin olduktan sonra artık kapağı kaldırıyorum ve iki tarafını da güzelce kızarttıktan sonra gözlemeleri bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Her iki tarafında hafifçe olacak şekilde yine tereyağı ile yağlıyorum ve kızarması tamamlandıktan sonra gözlemeleri ocaktan alıyorum. Gözlemelerin her iki tarafı da güzelce kızardı. İç harcı da pişti. Artık gözlemeleri ocaktan alıyorum ve diğerlerini de hızlıca pişirdikten sonra sizlerle birlikte doku testi için sunum aşamasına geçiyorum. Gözlemeleri ilk etapta kurumasını engelleyerek muhafaza ederseniz ve benim tarifimle anlattığım gibi birebir uygularsanız bu şekilde kabararak pişmeye devam edecektir. Evet ben bütün gözlemeleri hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte inceliğini ve pişmişliğini kontrol ediyorum. Gözlemeler oldukça ince ve içi de tamamen pişmiş. Gerçekten çok da lezzetli. Umarım bana güvenerek bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.